Şu Tamam. PAOK TET Koleji Sen olayını sor. ama başından itibaren Tamam. nasıl buldun? Başından itibaren abi. Soruyor musun? Başından. Sordum, buyur. Tribü şey bakalım. Valla PAOK maçından önce internette 3 gün önce TET Koleji'nin hocası Ercüment Sunter'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O dedi ki Ankara'da hiçbir maçta seyircimiz yok bizim dedi. Bu maça dedi Yunanistan'dan dedi 6-7 otobüs dedi Yunan seyircinin, PAOK seyircisinin geleceğini duyduk dedi. Bu maçta olsa dedi Ankara seyircisinin bizi desteklemesini bekliyoruz dedi. PAOK seyircisinin daha önce Fenerbahçe stadında Kadıköy'de yaptıklarını bildiğimiz için hani Fenerbahçe İstanbul'u savunamadı. Biz Ankara'yı savunalım dedik. Arkadaşlarımızla internet üzerinden birbirimize haber salarak yaklaşık 300-400 kişi çıktık. Salona geldik. Salona geldik. Baktık PAOK'lu yok. Tabi kulaktan dolma bilgiler. Onlar diyor işte yoldalarmış. Herkes bir şeyler söylüyor. Yoldalar falan filan. Birkaç arkadaşımız şaka yapalım dedi. Maç oynanırken, birinci periyot bitmek üzereyken birkaç arkadaşımız şaka yapalım dedi. Yapmayın falan filan dedik ama karşıya geçtiler. Kapşonlarını kapatıp işte Ankara Gücü atkılarını saklayıp kapşonları giyip PAOK PAOK diye karşıdan bağırmaya başladılar. Bizim arkadaşlarımız da haberleri olmadığı için hani birkaç arkadaşımızın haberi vardı bu taraftaki. 300-400 kişiydik biz. Buradakilerin haberi yok. Onlar kapşonları çekip içeri PAOK PAOK diye girince bizimkiler de Yunanlılar geldi deyip sahaya girdiler. Sonrasında? Sahaya girince Çevik Kuvvet tabi olaya müdahale etti. Bizi joplamaya falan başladı. Salonun dışına attılar bizi. Biz arkadaşlarımıza dışarıda anlatabildik onların Ankara Güçlü Peki olduğunu. sahte PAOK'larla Ankara Güçler dışarıda buluşunca ne yaptınız? Kucaklaştık. Çevik Kuvvet'ten beri Yani böyle bir şeyin olacağını hani biz biliyorduk ama 400 kişiyiz. Aynı anda herkesin haberinin olması imkansız. Bize Maç söylen tatil edildi değil mi o gün? Maç tatil edilmedi. 10 dakika falan bir ara verildi. Bizimkiler sahaya girdi, koltukları falan attılar. Sonradan Ankara Güçlü olduklarını bize anlatınca polis bizi dışarı attı tabii. Salon boşaldı.